Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünün videosuna hemen hızlıca geçiyorum. Asiye Sultan ben Aynur. Yorumlardan belki hatırlarsın beni. Bir gün midem izin verirse yaşadıklarımı atlatabilirsem sana yazacağım demiştim. Sen de cevap yazmıştın. Bugün topladım biraz cesaretimi olduğunca sakin bir şekilde yazmaya çalışacağım. Umarım yazabilirim. Bülent benim eşim, 13 yıllık evliyiz Asiye'cim. Dile kolay 13 yıl. Ve bir oğlumuz, bir kızımız var. Mutlu bir aileydik. Yani herkes gibi borçlarımız, kredilerimiz, bazen geçim sıkıntımız vardı ama mutlu olmayı biliyorduk. Şükür ediyorduk, sağlık, saatimiz yerinde diye. Bir gün hiç yapmam, kendimden şüphe ederim, Bülent'ten şüphe etmem o derece. Neyse Bülent apartman yöneticisine çıktı aidat borçları için. O sırada telefon çaldı Bülent'in. Hemen sustu. Derken WhatsApp bildirim sesleri gelmeye başladı. Dedim önemli herhalde. Bir baktım mesajlar var. Güçlü diye biri, profil resmi erkek. Ama mesajlar sanki bir kadının ağzından yazılmış gibi. Aşkım koşkom, canikom, bebişim bu kelimeler havada uçuşuyor. Ben resmen yıkıldım, olduğum yere çöktüm. Ben bunları hak edecek ne yaptım diye düşündüm. Mesajları açmadım, bildirimden okuyabildiğim kısımlarını okudum. Onlar bile yeterince sarsıcı oldu. Yok kollarını al beni, yok şöyle yap beni, tövbe tövbe.'' Şimdi kadını göremedim erkek resmi koymuş güçlü diye kaydetmiş dedim ben bu kadını bulurum bulacağım bulmalıyım. Neyse Bülent geldi telefonu aldı eline renkten renge girdi. Ben biliyorum salaktır benim kocam saklayamaz ama bunca zaman nasıl sakladı hayret ettim valla. Ben de nasıl böyle katıksız güvenmişim o da benim eşekliğim. Asiye'cim bir dedektif gibi düştüm bunun peşine. Her akşam işten gelir yıkanırdı. Pimpirikli ve temiz olduğundan bu bana 40-45 dakika zaman kazandırıyordu. Hemen WhatsApp, Instagram, Twitter hesaplarına girip kontrol ediyordum. Bir de ne göreyim bizim Bülent'in Allah'ın hımbılının sahte Instagram hesabı da varmış. Bir de yazmış instasına gladyatör bilmem ne diye. Sen nesin neyin gladyatörüsün? Sen olsa olsa pırasa adamsın. İncecik, kassız Türk kovboyusun. Havalı havalı yüzü olmadan resimler atmış. Boğazda rakı keyfi bilmem nerede kahve. Benim hımbıl kocam meğerse baya baya sosyal bir adammış. Beni çocuklarını gezdirmeyen adam fellik fellik geziyormuş. Para harcamalar falan. Çocuk top istiyor dediğimde esip gürleyen adam rakılarla fotoğraf çektirmeye gelince paraya kıyıyormuş. O banyodayken detaylı bir alaştırma yapamadım. Twitter'da iki, Instagram'da bir sahte hesabını buldum. Mesajlarına zaman kalmadı kontrol etmek için. Bu hesapları da gizli yapmış. Takip isteğini kabul etmeden göremiyorsun. Banyodan çıktı. Biz çocuklardan dolayı erken yemek yiyoruz. Bülent de geldiğinde kendi yemeğini hazırlıyor. O yemeğini hazırlayıp yerken ben hemen sahte bir hesap açtım. Birkaç tane de sahte foto yükledim takip isteği attım. Televizyon izlerken baktım arada telefonuna bakıyor. Takip isteğimi kabul etmedi. Bu beni daha da şüphelendirdi. Demek ki o hesapta takip edenlerin hepsini tanıyordu bu. Tanımadıklarını kabul etmiyordu. Dedim ki ben bu oyunu bozarım. O hafta işe gitmek için çıkıyordu. Çocukları servise bindirip düşüyordum yollara. Bizim temizlik malzemeleri sattığımız büyük bir dükkanımız var. Eve yaklaşık 5 dakika uzaklıkta arabayla. Taksiye bindiğim gibi dükkanın oralarda iniyordum. Uzaktan dükkanı kesiyordum. Fire vermiyordu. Normal bir şekilde çalışıyordu. Bazen Hakan diye arkadaşı var. O gelince dükkanın içine giriyorlardı. Bunlar içerideyken baskın yaptım. Dedim ki Hakan da bu işin içinde herhalde. Kesin ikisi birden kadınlara yazıyor. Bir daldım dükkana. Bunlar tezgahın arkasında panik oldular. O an anladım ki Hakan da bu işin içinde. Dükkanda kadın falan yoktu. Telefon ise yazar kasanın olduğu yerdeydi. Yani telefonla takılmıyordu. Peki neden panik oldular diye kendi kendime düşünürken anladım. Bunlar kesin plan yapıyorlardı. Ondan panik oldular dedim. Benim humble Bülent panikleyince sürekli kulağıyla oynar. Ben onu tanırım. Kaç yıllık kocam. Kulağıyla oynamaktan kızarttı kulağını. Aşkım diyor bir şey mi lazım? Evet dedim. Naftalin alacağım. Yazlıkları çıkartacağım.'' Hakan dedi ben vereyim yenge. Hayırdır Hakan dedim. İşi bıraktın artık burada mı çalışıyorsun? Hakan'ın da terzi dükkanı var. Dört dükkan yanımızda. Yok yenge ya iş yoktu. Dükkana çocuklar bakıyordu. Biz de laf duyuyorduk Bülent'le dedi. İyi dedim çok kaytarmayın diyerek güldüm. Artık benim için Hakan düşman ve baş şüpheliydi. Belli ki Bülent'i o yoldan çıkarıyordu. Bülent bir cumartesi günü için benden izin aldığı Dükkan o gün yarım gün açık kalacaktı. Arkadaşları ile takılacakmış. Hakan'ın da işin içinde olduğunu anlamak için Berna'yı aradım. Hakan'ın eşi. ''Dedim cumartesi ne yapıyorsun? İşin var mı? Valla bir işim yok.'' dedi. ''Hakan da o gün biliyorsun Bülent'le takılacakmış.'' dedi. ''İstersen kahveye gel ya da ben geleyim.'' dedim. ''Kız'' dedim. ''Bırak şimdi kahveyi. Sırası mı kahvenin? İkimiz de boynuzlanıyoruz.'' dedim. Kızcağız şok oldu öyle pat diye söyleyince. ''Biz Berna ile plan yaptık. Ben tabi bu arada tüm olanları bir bir anlattım Berna'ya. Cumartesi günü bunları takip edecektik.'' Cumartesi gelene kadar ben Bülent'in telefonunu kurcalamaya devam ettim. Instagram hesabında 5 kişi vardı. Hepsi de erkek profili gibi açılmış sahte hesaplardı. Sadece biriyle mesajlaşıyordu. O mesajların birinde cumartesi buluşmalarından bahsettiğini yakaladım. Yok güçlü kollarında innet beni falan yazmış erkek profili olan kadın. Bülent ve güçlü kollar. Adam bazen damacanaya su almayı unutuyorum. 5 litre suyu taşırken zorlanıyor, kaldıramıyor. Güçlü kolları ile bunu inletecekmiş. Berna'ya da eş zamanlı yolluyorum mesajları. Kız diyorum sen de Hakan'ın delillerini toplasana. Diyor ki Hakan hiç ayırmaz telefonunu yanından. Ne demek ayırmaz? Fırsatını bul diyorum bulamadı tabi. Cumartesi günü geldi. Bu öğleden sonra eve geldi. Dükkanı kapamış. Duş aldı. Giyindi. Süslendi. Son 5 yıldır bana süslenmeyen adam sanırsın sahneye çıkacak. Kokular sürmeler. Arada zarf atıyorum bu nasiyeciğim. Hayırdır Bülentciğim ne bu kokular falan diye. Ya neden böyle diyorsun diyor. Ben temiz insan değil miyim diyor. Öylesin öylesin dedim. Neyse bu çıktı. Tabii ben bunun telefonundan konum servisini açıp takip etmeyi aktif hale getirdim. Kendi telefonumdan an an takip ediyorum. Bir yandan da peşindeyim. Olur da göz hizamdan kaybolursa diye böyle önlem aldım. Bu sahilde bir orta halli restoranta gitti. Baktım Hakan da 5 dakika sonra geldi. Berna'yı aradım. O da yoldaki simitçinin arkasındaki bankta oturup gizlenmiş. Yanına gittim. Başladık biz bunları izlemeye. 5 dakika oldu, yarım saat oldu, bir saat oldu, yemekler yendi, içkiler içildi. Bunların yanına kadın falan gelmedi. Allah Allah diyorum Berna diyor günahları aldık acaba? Ya diyorum Hakan'la takılmak için neden bayramlıklarını giyip süslensin? Haklısın vallahi diyor. Benimki de bir hazırlandı görmen lazım diyor. Bunlar masada gülüşüyor, konuşuyor, arada sarılıyor falan ama nadir de olsa telefonla konuşuyorlar. Hah dedim kadınlar gelemedi. Bunlar da madem gelemediler biz keyfimizi bozmayalım diyerek takılıyorlar herhalde dedim. Böyle yaklaşık 1 saat 15 dakika sonra bunlar kalktı. Bizim Hımbıl 60 koluna Hakan'ın omuzuna yürüyor. Restorantın iki arka sokağına girdiler. Biz de peşlerinde bir baktım pansiyon var oraya girdiler. ''Heh'' dedim işte gördün mü Berna hani günahlarını alıyorduk kız dedim. Vallahi haklıymışsın abla deyip ağlamaya başladı. Sus kız diyorum. Şimdi sırası mı? Ağladıkça ağlıyor. Yok ben bunu hak etmedim. Saçımı süpürge ettim. Sanki ben hak etmişim gibi zırlıyor. Kız diyorum sus dikkatli ol baskın yapacağız dedim. Bunlar pansiyona girdi. Biz dışarıda bekliyoruz. 5 dakika oldu, 10 dakika oldu. Pansiyona giren kadın falan yok. Hatta kimse girmedi. Yürü kız dedim. Bu böyle olmayacak. Bunları kesin kadınlar bekliyordu. İçerideler şimdi. Basacağız dedim. Girdik pansiyona. Gençten bir kız duruyor. Dedim yavrum buraya iki adam girdi. Nerede kalıyor onlar? 5 numarada durun haber vereyim dedi. Verme canım sen. Biz özel bir sürpriz yapacağız onlara dedim. Geldik 5 numaralı kapının önüne. Kapının ahı gitmiş, vahı kalmış. Vursam yıkılacak çalmadık kapıyı. Dayadık kulakları dinliyoruz. Benim Bülent'in sesi geliyor. Hakan'ın sesi geliyor. Belli ki iş üstündeler ama kadınlardan ses yok. Merna dedi abla ben dayanamıyorum çalacağım çalma sakın dedim tut çantamı ben bu kapıyı parçalarım tamam abla dedi. Bir vurduk kapıya kapı zaten açılmayı bekliyormuş gibi kırılarak açıldı bu ikisi yatakta anadan doğma. Nasıl rezil bir sahne, nasıl iğrenç bir görüntü anlatamam. Biz kadın beklerken şok olduk. Bunlar birbirleriyle yatıyormuş. Berna onlara bakıyor, ben onlara bakıyorum, onlar bize bakıyor. Sonra biz de birbirimize baktık. Ne yapacağımı bilemedim. Bizim geri zekalı hımbıl her şeyi anlatabilirim diye ayağa kalktı. Dedim sen önce şu açıklamalardan önce giyin de Berna bu iğrençliğini görmesin dedim. Berna Hakan'ı aldı ben benim hımbılı aldım oradan ayrıldık. Tabii bir de kapı parasını da ödedik. Parkın orada sakin bir yer var bankta oturduk. Ne diyeceğimi bilmiyorum. O bir şey diyemiyor. Öyle önümüze bakıyoruz. Aldatıldım ama aldatılmış gibi hissetmiyorum. Kadınlarla ilgili olmadığından rahatladım da ama ortada berbat bir durum vardı. Bu da aldatmaydı. Nasıl tepki vereceğimi şaşırdım. Oysa hazırlamıştım kendimi. O kadında ne buldun diyecektim. Benim veremediğim ne verdi sana diyecektim. O sana çocuk yapar mı? O çocukların kahrını çeker mi diyecektim. Hepsi havada kaldı. O hafta ne Bülent ne de ben konuştuk. Bernalarda da durum aynıymış. Bir akşam çocuklar uyudu. Geldi dedi ki ben gençken de böyleydim. Maalesef sadece sen değil bunu ailem dahil kimse bilmiyordu. Ben erkeklerden de, kadınlardan da hoşlanıyorum dedi. Yani hoşlanıyormuş. Senden sonra hiç olmadı o duygularımın öldüğünü düşündüm. Ama Hakan da benzer şeyler yaşamış. Konuşurken yakınlaştık. Öyle bir şey oldu dedi. Cidden pişmanım o duygular yine öldü dedi. Ya, ya Asiyeciğim hiçbir şey diyemedim diyemiyordum. Sadece iğrensiniz dedim. Zaman kazanmak içinse uzun süre sakın konuşma ben ne dedim. Bunu kime nasıl anlatırdım ki? Başanıyorum desem ailesine nasıl diyeceğim? Hakime aldatıldım desem kiminle dese Hakan'la desem ne, neler olur bilmiyorum bir yandan kendimden nefret ediyorum çünkü hiç aldatılmış gibi hissetmiyorum neden böyle oldu bilmiyorum bu duygular normal mi teşekkür ederim özlediniz mi beni evet özledik ya artık var ya erkek arkadaşlarımıza da çıkamayacağız ha. yemin ediyorum şu kadınları şimdi kafasına soktunuz evet, bunu artık ya, erkek arkadaşlarımıza anda. da çıkamayacağız rakipler çoğaldı bir iki bir tane daha böyle bir itiraf kadınların gelmişti. rakibi çoğaldı iki bir tane daha böyle evet, evet, bir itiraf gelmişti, gelmişti. O zaman da aynı şeyi konuşmuştuk. Ee, sanırım sen niye böyle şey yanmış gibi çıkıyorsun ışıktan bak. Hı, evet ışıktan Hı. bak daha iyi oldu. Bir erkekle aldatıldığı zaman kadınla aldatılmaktan daha mı az acı veriyor? Yani aldatıldım ama aldatılmış gibi de hissetmiyorum. Çok değişik bir his diyor. Ya çok değişik duygu. Yani mesela işte senin beni bir kadının aldattığını öğrensem ben ne hissederdim diye düşünüyorum. Mesela sen de düşün. Mesela beni tam ben kimseyi düşünmek istemedim şu anda <laughs> lütfen kimseyi de öyle gözümün önüne getirmek istemedim yani o şeylere şimdi girmek istemedim. Şimdi hay beni hayal et. Aa, yok hiç hiç öyle başka şeyler hayal edeyim. yani hiç öyle şeyler düşünmek şimdi istemedim şimdi şöyle oluyor. Şu anda. Yani. Aa, iki ucu çoklu değnek bunu. Bak sana söyleyeyim. Vallahi iki ucu çoklu değnek. Nasıl bir yorum yapsan. Bak bu yorum yapılabilecek bir şey değil. Anlatabiliyor muyum? Ha hissiyat. Kadıncağız kendini şey hazırladıysa. işte o kadını parçalayacağım. <laughs> bu adamı parçalayacağım. Ya o işte düşünsene yani. Kadının ilk suçladığı aslında erkekten ziyade garibin kendini suçluyor. Ben neye yetemedim? Ben kadınlık yapamadım mı? Ben saçımı süpürge ettim evet. işte yazmış oraya. Onun dediklerini söylüyorum. İşte o kadında ne bulmuş olabilir? Benden <laughs> daha mı güzel? Ama bir gidiyorsun <laughs> bir de en bir yakın şey arkadaşı. Mi? O kadar tatlı anlatmış ki yer yer güldüm. Yani yaşadıklarınıza gülmedim yanlış anlamayın. Sizin o tatlı tatlı anlatışınıza güldüm. Yani güzel de bir aslında evlilikleri varmış. Yani evet. o sıcaklığı da aldım ben anlatışından. Evet. Ama... Yani ne bileyim... ...bana izleyiciler çok kızacak da... yani ...bazen böyle bir akışına bıraksanız da... ...ondan sonra duygularınızı... ...dinleseniz. Şimdi çok... ...sıcaksa eğer bu olaylar... Evet. ...bunun için birkaç hafta da değil... ...yani böyle birkaç ay... ...kendinizi dinlemenize ihtiyacınız var. Çünkü hazmedebilebilecek... ...bir şey değil bu. Yani evet. Aa, çok güzel ben bir iki soda içerim... ...bunu hazmederim gibi bir şey değil yani bu. Anlatabiliyor muyum? O normal bir... ...aldatmanın bile... İşte nefret duygusu, intikam duygusu vesaire kadınlarda erkeklerde çok etkili olduğunu itiraflardan görüyoruz. Hı hı. Hiçbir zaman güven olmayacak. Mesela şimdi bu bence bu ilişkide de olmayacak. Yani bir daha bir erkekle gördüğünüzde acaba diyeceksiniz. Yani belki de çok yakın arkadaşı, belki de yan dükkanın sahibi. Berna'ya da üzüldüm ben yazık hiçbir şeyin haberi yokmuş. Berna biraz saftirik gibi geldi <laughs> Ya hiçbir şeyden de haberi yokmuş. Şimdi ben haberi hanımcığım. oldu. Bu hanımefendinin adı neydi? Ee, Ayşe, Ay, ay, ay Aynur. Ayten. Aynur, Aynur, ha. Aynur hanım, Aynur Hanım. Aynur size de çok üzüldüm ama çok esprili bir dille anlatmışsınız. Bazen insan evet. aslında savunma mekanizması olarak gülerek anlatmayı evet, tercih eder. Sinirden gülüyorum derler Çünkü ya." Çünkü ortadaki yanlışı başka türlü anlatamazsınız. İki türlü ya ağlarsınız ya gülerek anlatırsınız. Evet. Bunun ortası yoktur yani. Dümdüz oturup da işte gittim baktım evet o yakaladım anlatamazsın. Ya bunu ağlayarak anlatırsın ya da bunu o içindeki duyguların bastırılmış değil espriyle anlatırsın. Ki Ayten diyeceğim ya aynı anlamın olayları karşılayış bi biçimi yumuşatması e bir dedektif gibi iz sürmesi Takdire şayan bir konu. Ve ne kadar da güzel aslında itiraf başlamış. Yani kendimden şüphe ederim ama Bülent'ten şüphe, şüphe etmem, etmem diyor. Bak şimdi böyle bir ilişkinin temeli gitti yani temel. Anladın mı? Ben izleyicilerimize sormak istiyorum. Bir erkekle aldatmak da aldatılma sayılır mı? Sayılır tabii canım. Bir ben kadınla aldatıldığın bile. zamanki o ee, şey durumu o sıkıntılı durum erkekle aldatıldığı zaman aynı sıkıntıyı vermiyor mu? İkisi farklı şeyler mi? Bunun Bir merak kere ediyorum. aldatılma oluyor. Yani ne demek yani? Yani erkek kadını mı var yani? Anlatabiliyor muyum? Aldatılma oluyor da işte. Hani bunun bir limiti mi var? Limit ölçer yani Daha <laughs> mı az acaba, ya? Hayır daha mı az etkiliyor acaba erkekle aldatıldığı zaman? Ne bileyim ya hani kadınlar ya daha mı hem Kadının daha az sorulacağı şey kalıyor. Anlatabiliyor hmm. muyum? Yani işte yuvamı yıktı kendi yuvasını kurup çocuk mu yapacak çoluğa mı karışacak benim çocuklarım ne olacak benim çocuklarım o kadına anne mi diyecek? Benim çocuklarıma o kadın mı bakacak? Yani aslında bir zincirleme reaksiyon kadının yaşadığı. Hmm. Sadece aldatılmayla ilgili değil. Kadın otomatik olarak işte ailesine nasıl anlatacak, karşı aileye nasıl anlatacak, kendi bununla nasıl savaşacak, çocukları eğer o kadınla hayatına devam ederse o kadına ne diyecek, o kadın çocuklarına bir şey yapar mı? Şimdi bunların hiçbiri olmayınca yani aileye anlatılabilecek bir şey değil, kendi ailene anlatabileceğim bir şey değil, hmm. mahkemede anlatabileceğim bir şey değil gibi tabularla <laughs> Doğru. ilgili olunca kadın bu hissiyatlardan darbe yemeyeceğini anlıyor. Çünkü hiçbir zaman çocuğu Hakan'a gidip anne demeyecek. Ya da anne demeyecek yani anlatabiliyor muyum? Ay çok değişik bir durum ya. Vallahi, Vallahi izleyicilerimizin... Ne değişik. <laughs> <laughs> izleyicilerimizin yorumlarını da merak ediyorum ben. Oh Allah, ne o yapacağız zaman yani? bizden bugünlük de bu kadardı. Evet, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmazsanız seviniriz. Böyle videoları daha kendiniz isterseniz. Geldiyseniz bir şey söylemek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Her videoma yorum yapıyorsunuz ve hani bizi ne kadar sevdiğinizden bahsediyorsunuz. Bu da bizim için aşırı motive edici bir durum oluyor. Ama ben de size işte bir şeyler yazmak istiyorum ya da diyorsunuz ki işte keşke tanışabilseydik keşke konuşabilseydik diyorsunuz. Ee, tabii YouTube'da yorumlar kısmında bu çok mümkün olmuyor evet. o yüzden bizi Instagram hesaplarımızdan takip edip e, oradan yazarsanız oradan daha tanışma birbirimizi tanıma ses mesaj falan evet. atıyoruz birbirimize yani, oluyor ben elimden geldiğince herkese çünkü orada dönüş yapmaya çalışıyorum ses atıyorum ya da ne bileyim bir şekilde iletişimde kalıp iletişimde kalmak istiyorum. Eğer oradan eklerseniz, oradan yazarsanız yorumlarla dediğim gibi YouTube yorumlarında çok zor oluyor bu. Bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.